Arkadaşlar lütfen sakin olun. Şu an köy inceleme videosu çekiyorum. Lütfen bu videonun altına da abi köy inceleme videosu çeker misin diye yorum yazmayın. Sakin. Şu an köy incelemesi çekiyorum. E o zaman hazırsanız like'lar atıldıysa, köy etiketleriniz yorumlara yazıldıysa ben videoyu geçiyorum. Herkese selamlar dostlar. Ben Ahmet. Yepyeni bir Kılıç O Clans bölümü ile karşınızdayım dostlarım. Bugün kölenizi inceleyeceğim. Nasıl bağlayacağımı bilemedim arkadaşlar. Hadi vakit nakittir köylerinizi incelemeye geçiyorum. Hemen bir önceki köy incelemeleri bölümünü açtım ve çok güzel bir görüntü değil mi arkadaşlar ya bu daha bölümler çekildikçe daha da güzelleşecek sanki sonsuzluğa doğru gidiyor böyle ama 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 teessüf ederim ya aga be 7000 like olmamış bir şey olmaz bugünkü videoda size tolerans sağlıyorum ama telafisini bu videoda bekliyorum biliyorsunuz ki her 7000 like'ta yeni bir köy inceleme videosu geliyor. Bu videoya 7200 like bekliyorum arkadaşlar. Let's go! 36085 yorum almışız. Bizde ne kadar yorum var? 36000. Vallahi tebrik ediyorum. Hepsini almış arkadaşlar. Tabi sizler de köy incelemelerine katılmak istiyorsanız köy etiketinizi yani buraya arkadaşlar şuradaki Lan açılıp profil. Şuradaki profilinizdeki etiketi yorumlar kısmına yazın. Bir de arkadaşlar yazarken şurada e, biliyorsunuz ki oyunun kendisi yazmış olduğu hashtag işareti var. Yani profilde direkt kopyalarken şu baştakini silin ki benim kopyalamam daha rahat olsun. Hatta şöyle bir örnekli, örneklendireyim arkadaşlar. Bir arkadaşımızı seçelim. Hop buradan bak ne güzel kopyalıyorum. Eğer başta hashtag işareti olsa maalesef yanlış bir tıklamada sayfa yenilenecek ve tüm 36 bin yorum gidecek. Bu sebepten dolayı arkadaşlar lütfen şuradaki hashtag işaretiyle koymayın. Nereye kopyaladık lan? Ha, şimdi kopyaladım. Bu arada arkadaşlar, sizler spama düşmemeniz için istediğiniz kadar etiket bırakabiliyorsunuz ya. Şurada arkadaşımız 22 yazmış. Demek ki bu 22. yorumu. Bu tarz böyle her attığınız yorum kadar böyle 1 2 3 4 5 6 7 diye yazarsanız spama da düşmemiş oluyorsunuz. Şimdi aga sanki böyle bir yeni geçilmiş havası var profilinde. Yeni geçilmiş bir havası var öyle bir sezdim. Abi biliyoruz artık ya. Bu arada hayırlı olsun köy binası 12'nin. En zor belediye biliyorsun değil mi? Şimdi neden en zor belediye? Burada arkadaşlar eğer altın bilet alan birisi değilseniz buradaki kral kraliçe 15 seviye ekleniyor üstüne. Hepsi de bir hafta arkadaşlar. Düşünsenize 15 hafta ediyor. 15 hafta. Üstüne de koruyucu var. Tamam koruyucu da basmanız gerekiyor. Bitti mi? Bitmedi. Üstüne de arkadaşlar buradan e, toplanınız toplarınız, okçularınız, büyücüleriniz, aklınıza gelebilecek tüm savunmaları iki seviye ekliyorsunuz. İki seviye. Bir de duvarlar var. Duvarları unutmamak lazım da. Şimdi duvarlar demişken bu duvarların hali ne? Niye köy binası 11'deyken sen duvarlarını fullemeden güzel kardeşim? Bu arada ismin ne? İsmin yok. İsmi olmayan güzel kardeşim. Yani neden? He. Bu arada elektro saldırısı yapıyorsun. Gayet güzel. Ee, Şampiyon ligdesin. Bir şey söyleyeyim mi güzel kardeşim? Bence ben senin yerinde olsam birazcık lig düşerdim. Yani rakiplerin gerçekten zorlu. Evet biliyorum. Ganimet kasmak da zor. Niye? Çünkü sen lig çıktıkça aktif oyuncu sayısı çok fazla oluyor ve ölü köylere denk gelmen daha da zorlaşıyor. Ölü köy demek ganimet demek. Ganimet demek hızlı gelişmek demek, duvarlarına kasman demek mesela. Bu tarz böyle bir zincirleme reaksiyon yapabilirsin. Bence olsam birazcık lig düşerdim. Onun dışında önceliğin her zaman hirolarda olsun. Hele hele, hele hele köy binası 12'deysen hani 3'ün aynı anda yatır. Çünkü köy binası 13'e geçtiğin zaman da aynı olay olacak ve bir de ekstra ee, şampiyon gelecek o da senin başının belası olacak Onu da basmak durumunda kalacaksın Kesinlikle köy binası 12'yi fullemeden geçme Bir de bir de bir de ağır savunmaları Öncelik tanıma güzel kardeşim ben olsam Önceliğim orduya yatırımım olurdu. Ve şuradaki duvarları böyle en azından bir 11 yap 12 yapardım. Şöyle 11 deyince gözüm buraya gitti ondan 11 dedim. Onun dışında onun dışında burada depolarını falan basıyorsun. Tabii ki de basman gerekiyor. Çünkü yoksa, yoksa savunmalarını savunmalarına basamayacaksın. yani önerebileceğim başka da bir şey yok. Düzenin güzel. Diyerekten bu önerilerime uy. Özellikle hero'ları aralıksız bas. Hop geçiyoruz diğer kardeşimize. Bak mesela bu güzel kardeşimiz hashtag işaretini koymuş. Mesela ben buna tıklasam yeni bir sayfa açacak ve 36 bin yorumunuzun hepsi gidecek arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde almam lazım. Bu e, abi e, buna da bakar mısın sana zahmet. Herhalde çok yorum atmış arkadaşımız. Bir sürü etiket yapıştırmış bu çıktı şansına. Orada kimin etiketi çıkarsa onu e, inceliyorum da niye açmadıysa. Urfalı. Güzel kardeşim Urfalı gel. Gel 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 gel. Büyülerin seviyesi gayet iyi. Askerlerin seviyesini gayet iyi görüyorum. Güzel. Birazcık da hatta bir şey söyleyeyim mi? Şu an sen de şampiyon ligdesin Bu kupa kasma fantasi nereden geliyor bilmiyorum arkadaşlar. İki tane köy dedim. İkisi de şampiyon bir. Bir de şampiyon birsin. Psikopat. Senin şampiyon bir de ne işin var? Yani köyün max artı max. Güzel kardeşim. Max artı max. Hatta bir şey söyleyeyim. Koruyucun da az kalmış. Fırlanmak üzere. Köyü bir 12'ye geçebilirsin. Yani bu liglerde ganimet kasmayı seviyorsan bu liglerde kalabilirsin. Kimseyi zorlayamam tabii ki. İlla lig düş diye. Ama daha hızlı gelişmen için birazcık da senin denginin olduğu köylerle eşit bir şekilde savaşabileceğin rakiplerin olduğu liglere girmen senin için çok daha sağlıklı olacaktır. Onun dışında... Onun dışında başka da sanki 6. inşaatçının yavaş yavaş temelleri atılıyor gibi. Çünkü burada çoklu havan basılıyor. Kısa menzilli okçu kulesi basılmış mı? Kısa menzilli okçu kulesi de basılmış. Çifte topla büyük ihtimalle basılmıştır diye düşünüyorum. Yok çifte top basılmamış. Çifte topu da basarsan güzel olur. Bu arada yan köyünde gayet iyi. Bir an önce şu mega testanı bas. Onun dışında savaş makinanı hemen hızlı bir şekilde 30 yapmak üzeresin. Süpersin süpersin. Bir de topuna bakayım. Top 18 level olmuş mu? Topu da 12'de az kalmış ya. Bir ay bilemediğim bir buçuk ay içerisinde 6. inşaatçı alacaksın bir de daha köy binası 11'sin. Sen şu an herkesten 10-0 öndesin ya. Tebrik ediyorum seni Cemal Ataş. Güzel kardeşim. Devam et. Süper ilerliyorsun. Süper kasıyorsun hesabını. Abi köyümü inceler misin? Bak kardeşimizin 9. yorumu çıkmış. Ali Tuna. Tabii ki de incelerim. Sen yeter ki iste. Ali'cim. Ali'cim Ali'cim. Ali köyün çok hoştur. Çok hoşdir. Yani. <laughs> Aga süper bir köyüm var da. Şimdi bir eleştirim olacak sana güzel kardeşim kullanmadığın büyüleri bu kadar basmaman neden? Yani tamam kullanmıyorsun da bari bas yani bari bas güzel kardeşim. Şimdi burada bakıyorum oyuncunun profili niye benim bu profiller hep geç açılıyor? Bak burada zehir büyüsü, klon büyüsü, hız büyüsü, iskelet büyüsü bunlar basılmamış 2-3 seviye ne ya? Burada... <laughs> Abicim uçan kışta tomru kadar ve alev atıcı neden bir seviyede olsa basmadın çok merak ediyorum yani mantıklı bir sebebin var mı yoksa mutlaka bas bakıyorum ki oyundaki kostümlerinden oyuna para yatıran ya da altın bilet alan birisin güzel 10 numara 5 yıldız bir hesabım var büyüksün Hatta ben seni davetliyim böyle bir hesabı klanımda görmek isterim bir de klan savaş yıldızlarına bakmak istiyorum savaşçı mısın değil misin böyle bir bakacağım yani düşük ya aga ya birazcık daha yüksek olabilirdi e şu an süper barbar saldırısı yapıyorsun herhalde şu kalan duvarları da artık aradan çıkarmak için yani bence bir zahmet olacak full artı full bir hesapsın bir de şu duvarları bitirsem var ya tadından yenmez. Laboratuvarda çalışıyor. Büyük ihtimalle büyümüğü basıyorsundur. Onun dışında full artı full bir hesapsın. Tebrik ediyorum seni 10 numara 5 yıldız bir hesabım var. Ee, Ali Tuna kardeşim. Şimdi hemen hızlı bir şekilde diğer köy diğer köy diyor ki Hüseyin Özdal. 33. yorumu çıkmış. Abicim gel seni inceleyeceğim. İnşallah troll değilsindir. Hmm. Köy binası 10. Bence fena değil ya. Bence fena bir profilin yok. Güzel. Hatta duvarlarının hepsini bitirmişsin. Kral kraliçe şu an aynı anda basılıyor. Öyle hissettim. Kralı tutturdun da kraliçe değil. Duvarların da yani %80'e basılmış. Hatta %70'e basılmış. Devamı duruyor. Hibrit tarzı diyeceğim de hibrit değil. Atıcı madenci yapıyorsun. Güzel kraliçe yürüyüşü için 3 tane bence az şifacı birazcık daha arttırabilirsin. Onun dışında 30 seviye kraliçe çok narindir. Hemen ölmeye müsaittir. Benden sana tavsiye kraliçe de basmaya çalış onun dışında kralın zaten basıyorsun kraliçenin de bas. Zaten kare esir deponun başına kadar dolu. Şuradaki duvarlarında yavaş yavaş bir iki tane bir iki tane de olsa bas. Aktif bir oyuncu olduğunu görüyorum. Hatta şuradan sen de sanki yan inşaatçı köyünde 6. inşaatçının temellerini atıyorsun diyecektim de 6. seviyedesin daha ya. Aga. Bak yerinde olsam ne yapardım biliyor musun? Şuradaki top e, pardon savaş makinası ve top arabasını bas. Hepsini bas tamam mı? Hemen belediye binasını geç. Yani yok okçuyu fullleyeceğim. Duvarları fullleyeceğim. Çoklu havanı fullleyeceğim. Sen köyü bin 13 14'e geleceğim de daha yeni 6. inşaatçı eline geçecek. Bence hiç vakit kaybı olur senin için. 6. inşaatçı büyük bir nimettir. Dediğim gibi hemen savaş makinesi topu bas geç. Onun dışında kışlaların basılıyor gayet güzel. Ee, bir şey söyleyeyim mi? Şurada kışlalara basıyor ya 3 tane de sen şeye basmışsın. Hatta 2 tane basmışsın okçu kulesi. Ben yerinde olsam onun yerine bir tane kraliçe basardım. Daha sağlıklı olurdu Hüseyin'cim diyerekten hemen böyle üstten üstten tüyolar e, veriyorum ki arkadaşlar diğer kardeşlerimize de vakit yetişsin şuradan sosyalden oyuncu ara yapıştır hızlı bir şekilde oyun hızımı yetişemiyor 20 level bursa klanınızın tebrik ediyorum bu seviyelerde 20 seviye klanlara girmek güzeldir arkadaşlar iyi gelişirsiniz hatta bir klanı bir görüntülemek istiyorum yani şuradan anlayabilirsiniz arkadaşlar Klanın nasıl aktif ve klan liderinin e, oyunda aktif olduğunu görebiliyorsunuz hani her zaman diyorum eğer Köy binası 10'sanız 15siniz açmayın. Klan açmayın dilimde tüy bitti Klan aç. hatta bir şey söyleyeyim mi yeni geçmişsin Köyü binası 11'e hayırlı uğurlu olsun Hatta sana ilk yapılacakları da söyleyeceğim Ama öncelikle şu klan açmama muhabbetine gelmek istiyorum Arkadaşlar siz daha gelişme aşamasındasınız Sizler kendinizi mi geliştireceksiniz Klanımı geliştireceksiniz Bak bunu diğer videolarımda da söyledim Hala da söylüyorum Hani bak bu kardeşimiz akıllılık yapmış Mantıklı bir davranış yapmış Hemen yerleşmiş 20 seviye bir klanda ben yerinde olsam Bu klanda kalıcı bir şekilde kalmaya çalışırım Ve bu klanı geliştire geliştirmek için için elimden geleni yaparım şimdi gelelim burada kartal topu öncelik basılmış gayet güzel burada kral 41'e basılmış gayet güzel burada koruyucu 4'e kadar basılmış ben olsam 5'e kadar basarım hatta koruyucu ben ilk diktiğim andan itibaren sürekli 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 basarım kraliçe 42. seviyede gayet iyi burada kral kraliçenin yatırım yaptığını görüyorum ben olsam şurada bunu ikinci seviye yapacağıma bak buradaki ilk sen 2. seviye yapacağıma buradaki top ve e, okçu kulesini basardım daha sağlıklı olurdu onun dışına veya koruyucuyu basardım daha senin için iyi olabilirdi. Bir de liglerdesin ya. Hani bence koruyucuna birazcık önem göster. Bu seviyelerde laboratuvar basıyorsun. Umarım bir an önce biter. Laboratuvarın da anasker basmak için kavuşursun. Bebek ejder kullanıyorsun. 10 numara bir e, ganimet kasma taktiğidir. Onun dışında önerebileceğim yavaştan yavaştan da böyle birer birer duvar basıyorsun. Fazla ganimetine de bas. Aktif bir oyuncu sen hele, hele Sadece bir saat oturup böyle ganimet kasıp duvarda basabilirsin. Ondan sonra inşaatçını çalıştırabilirsin. Bu da mantıklı bir davranış olabilir. diyerekten şöyle pick another diyelim. Bir yan köyüne de bakın bakabilirim ya 6. inşaatçı için hareketler yani yapılıyor evet 6. inşaatçı için tebrik ediyorum 12. seviye savaş makinası. bir an önce sürekli bas onu da diyerekten geçelim Nuh Munar gel güzel kardeşim abi biraz kral kreçe fark var kral böyle yazılmıyor bu arada e, 16 demiş herhalde 16. yorumu var İnşallah kral kraliçe arasında 16 seviye fark yoktur korkarak aşağı iniyorum bir de şu savaş yıldızı nedir ya? Şu savaş yıldızı nedir güzel kardeşim? Yani zahmet olacak Klan savaşlarına gir. Abicim galiba 16 dediği gerçekten kralın ee, şeymiş. Kral kraliçe arasındaki farkmış. Aga 27'ye 38 nedir ya? Yani zahmet olacak artık şu kralı da aralıksız bas güzel kardeşim. 27 20'ye 38 neredeyse 11 seviye fark var ya. Tabi farkı az da olsa kapatmaya çalışmışsın. Ben olsam kitap mitap geldi mi Krala yatırırdım. Zaten kraliçe so son seviyeye gelmek üzere. Buradan... Kışta basıyorsun. Diğer kışlaların bitmiş gayeti. Şurada zahmet olacak artık. Yani bir zahmet bas saniye. Şu o kadar da değil. Yani diyorum evet bunları dikin. Hemen basmak için uğraşmayın. İnşaatçınız böyle boşta kalırsa basarsınız. Bu kardeşim köyü fulllemiş daha basmamış. Zahmet olacak şu okçu kulesini falan bunları da bas. To burada top da aynı şekilde basılmamış. Onları da basarsan güzel olur. Onun dışında... Duvarların çok güzel hatta %95'i bitmek üzere. Süper ilerliyorsun havanların basılıyor. Süpersin ya yani tamamdır aga sen olmuşsun. Ben senin köy binası 11'de canı gönülden çok rahat bir şekilde geçebileceğine, köy binası 11'de hızlı bir şekilde bitirebileceğine inanıyorum. Hemen şuradan ee, videoyu attığında yine geçmişim köy binası 12 olacağım diyor. Bir bakalım na nasıl toparlamışsın köy binası 12 hesabını. Bu arada 48. yorumu çıkmış bu Aga tekrar mı çıktın ya bir sal beni ya bir diğer kardeşlerimize de fırsatlanı bu kardeşimizi incelemiştik arkadaşlar şimdi geçiyorum 39. yorum Ercüment gel Ercümentcim çok güzel bir ismin var bu arada şöyle arıyorum abi Rival diye bir Q ismin var 51 52 21 önemli buralar 51 hmm, <laughs> Aga sanki sen de yeni geçmişsin bir buçuk hafta olmuş gibi bir hava var. Evet yeni geçmişsin diyeceğim de. Hatta bir buçuk haftadan fazla olmuş. Buradan madenlerine abanmışsın. Tebrik ederim ben de olsam ben de yapardım. Onun dışında şu da bitmiş, bitmek üzere. Şuradan yan inşaatçı köyünden bir çalışma var. Bir hava savunması basılıyor. Ben... Senin yerinde olsam hava savunmasına kral basardım bence. Zaten koruyucu bile basmamışsın burada. Hani senin yerinde yerinde olsam şuradaki Depolar bittikten sonra Kral Kraliçe'ye abanırdım bak abanırdım abanırdım abanırdım. Onun dışında yavaştan duvarda basıyorsun güzel bu güzel bir hava katmış köye. Yani şuradaki birinci seviyedeki e, savunmalarını da eşitlersen en azından 3. seviye mesela Cehennem Kulesi gibi 5. seviye Cehennem Kulesi gibi eşitlersen çok hoş olacak. Bir de yan köyüne bakayım yan köyde yani birazcık da yan köy aga. Hafif hafif artık şuradaki laboratuvarın çalışsa. Buradaki savaş makinen çalışsa. Bak bu yan köylerden bak baskın madalyaları bugün geldi. Ben bugün video çekiyorum. Baskın madalyaları geldi. Oradan ganimet alsan. Yani yan köy için uğraşın arkadaşlar. Altıncı inşaatçı alın. Onun dışında tasarımında şöyle bir dengesizlik var gibi ya. Bu tasarım böyle değildir bence. Yani çok rahat ee, yarasa ejder yersin onu söyleyeyim ben sana. Onun dışında söyleyeceğim pek bir şey yok Ercümen'cim. Güzel gidiyorsun. Aga. Aga aga aga. Abi incele. 9. yorum. Durdu. Durdu mu? İsmim bu mu lan? Gerçekten değişik bir ismim varmış. Durdu. Etem Buba. Etem Buba. Gel bakalım bubacım. Canım bubam benim. Aga ben köye girdiğim gibi kral mı bitti bana mı öyle geldi montajda bakacağım. Şimdi güzel kardeşim şuradaki düşük seviyede 7. seviyedeki duvarlarını bir bitir tamam mı? Şurada büyücülerin var bunları basıyorsun okçu kulelerinden bazıları 2 seviyeye basılması lazım bazıları Ana o o 5 seviye 6 seviye 7 seviye basman gerekiyor ama bunlar 12 saat 13 saat 15 saat istediği için hani bir günde 2-3 seviye bile atlatabilirsin. Şuradaki havanların var 2. seviye bunları bas güzel kardeşim. Oyunda aktif olman gerekiyor. Valkür saldırısında yani ben çok tavsiye etmiyorum 25 tane valkürlan yani çok rahat dağılır. O yüzden tavsiyem değildir. Yani okçu barbar bile yapsan senin için çok daha güzel olacaktır. Onun dışında şurada kışlanı bastığını görüyorum. iki kışla basılmış. Ben olsam kışlanı bas 2 inşaatçı mı var lan? 2 4 tamam 4 inşaatçı varmış. 5.si için de bir an önce bak bir an önce kasmaya başla ve şuradan inşaatçı köyünü de hani 6. inşaatçı şimdiden başlarsan köy binası 11'e geldiğin gibi 12'ye geldiğin gibi 6. inşaatçı da almış olacaksın. Güzel kardeşim Eten bubacım bir de aktif ol. Klanın da var mı? Yani ben olsam 2. seviye klanlarda kalmak yerine en az minimum 10 seviye klanlara girmeye çalışırdım. Ben olsam bak ben olsam tabi sen daha iyi bilirsin onun dışında vakit kaybetmeden şöyle diğer kardeşimize geçelim bak hızlı hızlı inceliyorum hızlı hızlı inceliyorum sonra abi bana ne beni neden incelemedin Huu, klanın güzelmiş güzel kardeşim ama köyün o kadar güzel değil şimdi sen bu klana ben bak bu klan lideri yerinde olsaydım seni alır mıydım inan almazdım. Ama şimdi klan liderinin yan hesabı olabilir misin? Olabilirsin. O sebepten dolayı çok yorum yapmak istemiyorum. Şimdi amaç ne bilmiyorum. Bak amaç ne bilmiyorum ama şimdi amacı anlayacağız. Bir profile bakayım. Amacı anlayacağız. Ejder direkt 6. seviye yapılmış. Ama klan savaşı yıldızları 33. Yani diyorum ki klan savaşı için açılmış bir yan hesap mı? Değil. Niye böyle bir hesap kasıyorsun bilmiyorum. İlginç. İlginç. Gördüğüm en tuhaf hesaplardan bir tanesi sende güzel kardeşim. Ben senin yerinde olsam yani bir de köy binası 12'desin. Köy binası 11'de olsa yine kurtuluşum var. Köy binası 12'de olduğu için yine kurtuluşum var. Bak yine kurtuluşum var. Çünkü duvarların en azından bir kısmı basılmış. Savunmaların en azından ölü de olsa bir kısmı basılmış. Kral kraliçen ölü de olsa birazcık vasatın 1.6'da olsa iyi seviyede ben yerinde olsam 2 inşaatçı görüyorum, 3 inşaatçı görüyorum. 1 2 3 4 inşaatçı okuyabildim. 4 inşaatçım var güzel kardeşim. 5.'si için al. 6. için de çalışmalara başla bak 6. hatta başlamışsın da güzel kardeşim 6. 6. inşaatçı için de çalışmalara başlarsan köy binası 13 sularına geldiğin zaman 6. inşaatçıyı da almış olacaksın köyünde sağlam bir hal olacak güzel bir klandasın bağış konusunda bence bir sıkıntı çekeceğini de düşünmüyorum o yüzden hani ne tavsiye versen bilemiyorum her şeyi bas her şeyi bas. Hemen geçiyorum diğer bir köyümüze. Gel abicim. Yani Junior JR Niye? Arkadaşlar türlü türlü insan var biliyorum. <laughs> biliyorum bana hak veriyorsunuz ama yapacak bir şey yok. Abi belediye binası 11 seviyesine sonlara yakınım. Bir şey söyleyeyim mi? Bence sen ben bu videoyu çektiğimde sen fullemişsindir. Bence. Bak tahmin ediyorum çok güzel 19. seviye bir klandasın. bak genelde yüksek seviyeli klanlar aktif oluyor arkadaşlar. O yüzden hatta yüksek seviyeli klanlar da yüksek seviyeli belediyeler oluyor ve asker istediğiniz zaman çok rahat doldurabiliyorlar. Şöyle bir ziyaret etmeyeceğim. Ziyaret et de yani güzel kardeşim klan savaşlarını almıyorsalar klan savaşlarına katıl. Sen bu seviyelerde klan savaşlarında savaşmayı öğrenmezsen köy binası 12'de işin zor. Köy binası 13'te işin çok zor. Şuradan bakıyorum. Ne yapıyorsun? Yani tamam koruyucu fullenmiş. Kral kraliçeli bir an önce fullle şuradaki duvar eksiklerini fullle köy binası 12'ye geç artık. Ne bekliyorsun güzel kardeşim? Ne bekliyorsun? İnşaatçıların da boşta. Ben yerinde olsam direkt öyle yapardım. Bak direkt öyle yapardım. Şuradaki kral kraliçeyi fuller. Hemen belediye biraz sonra ikiye geçerdim. Tavsiye vereceğim pek bir şey yok. Duvarların kalmış bir de köyün hani hiroların kalmış başka da bir şey yok. O yüzden vakit kaybetmeden diğer kardeşimize geçiyorum. Bir de yan inşaatçı köyünde durumlar nasıl? Tamam. Savaş makinesi 14. Yani köyü birazcık fulleme çabasındasın. Fulleme vakit kaybı olur. Yani şuradaki duvarlara basma, basmak istesen altın yetiştiremezsin. O sebepten ötürü bence çok oyalanma altıncı inşaatçıya al. Ee, şimdi Muhammed. Belediye binası 12. 6. inşaatçı belediye binası 11'den beri almıştım. Çok yardım ediyor. Biliyorum. Dilimizde tüy bitti söyleye söyleye ama biliyorum. Ama yetmiyor. Çünkü sen çok aktif bir oyuncusun. Yetmemesinin deki temel sebep bu. Bana oyun inşaatçı lazım. Yeti bir seviye biliyorum. Onu laboratuvar boş olunca basacağım. Söz demiş şimdi. Bakalım güzel kardeşim sen nasıl ilerlemişsin? 6. inşaatçının ekmeğini yiyor musun? Ona bakacağız. Şimdi Açıl. Şimdi bak iki tane inşaatçın abi altı inşaatçın var ne basıyorsun bir savunma iki savunma üç savunma e geriye kalan üç tanesi yetmiyordu hani aga yetmiyor diyorsun da şu an boşta inşaatçıların kendinle çelişti nasıl olacak bu iş bak üç inşaatçını savunmalara yatırıp üç inşaatçında hirolara yatırırsan köy binası 13'te o kadar rahat edeceksin o kadar rahat edeceksin ki anlatamam. Bak duvarda, duvarların fena değil yavaştan basılıyor. Şuradaki Büyücüler, okçular, okçular yavaştan basılmış, güzel. Hatta savunmaların hepsi neredeyse son seviyeye gelmek üzere bir hero'ların eksik. Yani koruyucu 22, yani köy binası 11'i 12'ye bastığından beri bir kere de olsa bunu basmadım mı? Nasıl inşaatçı yetiştiremiyorsun güzel kardeşim? Yani bakıyorum yan köy yan köyünü hayvan gibi kasmışsın. Bak hayvan gibi kasmışsın. Biraz yan köy uğraştığın kadar ana köyünden uğraşsana. Dediğim gibi 3 inşaatçın savunmalarda, 3 inşaatçın hirolarda olsun. Heroların maxlanmadan 13 13'e geçme. Çok zorluk çekersin. Abi 6. inşaatçının 2'ncisiyle Tamam. Diyor ki 6. inşaat 6 inşaatçın var. 2 tanesinden Yan köyüm. Yan köy olmaktan çıktı. Üçüncü köy yani başkent hesabı için altın kasıyorum. Hatta şöyle bir bakalım. 31 bin kasmış. Çok iyi. Diğer dört tanesiyle de savunma köyümü kasıyorum. Aga köy binası 12'ye geç artık ya. Zahmet olacak artık. Geç şu köy binası 12'ye. Ama şuradaki savunmalar duvarlara eşit gitse çok daha tatlı olacak. Gerçekten çok daha tatlı olacak. Bak bu kardeşimiz aynı benim dediğim gibi yapmış. Şurada hemen Mega Tesla. Ardından savaş makinesi Ardından topu 18. seviyeye yapmış. Ne yapmış? 6. inşaatçısını almış. Ha, hayırlı olsun. Hani güzel kardeşim ben senin yerinde olsam şu orduyu da bir düzeltirdim yani. Bu ne? Güzel kardeşim sen de seviyorsun. Bir de klan yardımcı aga burada e, bir kişiyi inceliyorum. Klan yardımcı liderini de incelemeye kalksam herkesinkini olmaz. O yüzden şuradan diğer kardeşimize geçiyoruz. Hazar gel bakalım. Gel 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 gel. Hop yapıştır. Barancım Güzel sen de 19. seviye klandasın. Bak tavsiyelerim iş görüyordur. Oo, Aga süper gidiyorsun da bir an önce artık hatta bir şey söyleyeyim Bence sen belediye şu an basıyorsun ya. Aga birinin sana talimat vermesi mi gerekiyor bas diye yoksa sen neyi bekliyorsun? Çok merak ediyorum. Yani zahmet olacak artık belediye binası 13'e geç. 12'ye geç. 11'e geç. <laughs> Karıştırdım arkadaşlar. Köy binası bir zahmet 11'e geç artık. Yani her şeyin full burada. Beklemenin bir anlamı yok. Abi hedef 5. Bu ne lan? He, yorum sayısı olarak mı? Yok artık. 202. yorumu çıkmış manyan ya. Oha. Aga bak bu kadar azimli şu hesabına versen bu kadar çalışmayı şu hesabına versen köy binası 14 maksın. Yani bu ne ya? Aga bak tamam kartal topunu basmışsın anlarım. Şurada kral kraliçenin basmanla güzel bir hamle yapmışsın ama şurada koruyucu da bir bas be. Vallahi bak koruyucunu kral kraliçeni bu seviyelerde fullersen çok rahat hero'ların, çok rahat savunmalarını, çok rahat duvarlarını basarsın. Çok rahat köy binası 12'ye geçersin. Ben yerinde olsam 3. inşaatçımı şuraya yatırırdım. Geriye kalan 5 inşaatçım varsa ikisi savunmalara, bir tanesi varsa ee, bir, bir tanesini savunmalara yatıracaksın. Yan inşaatçı köyünde durumlar nasıl? Durumlar kötü gibi. Bir, 8. seviye savaş makinesi nedir? Top araban ne durumda? Top arabana bakabilir miyim? 10. seviye. Yani 8 seviye daha basılırsa buradaki savaş makinesi de o. 22 seviye basılırsa 6. inşaatçı hayırlı olsun diyebilirim. Başka da bir şey var mı? Başka da bir şey yok. Eve geri dön diyeceğim. Yoruldum çünkü. Ne kadar iyi konuştum lan. Aga pamuk eller like'a. Videonun sonunda söylüyorum bak like'ı. Pamuk eller like'a. 7 bin yeni bölümde görüşmek üzere. Adios amigo. Bugün taş katmak az yok. Yoruldum. Daha bu montajı netiştirmem lazım. Cık cık. Fake yedim. Fake attım lan fake edin değil.